أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الفصل الثاني ikinci fasıl Talim-i Mütallim kitabında birinci faslı gördük. Birinci fasıl neydi? İlmin önemi, hangi ilimler farz-ı ayın, hangi ilimler farz-ı kifaya ve hangi ilimler daha önemli bunları görmüştük. Burada da ikinci fasılda başka bir konuyu işleyeceğiz. Faslun fin niyyeti. Bu fasıl niyetle ilgili fi halit taallümi eğitim zamanında öğrenme halinde niyet nasıl olmalı? Her şeyde niyet önemli. İlimde de bir niyet olacak. Niçin öğreniyoruz? Bir daha söylüyorum orayı. Fastun bu bölüm fin niyeti niyet hakkında fi halit taallümi öğrenme durumunda, öğrenme halinde. Sümme la budde. O zaman niyetin aslı nedir? Niyet nasıl olacak? Sümme la budde. Sonra kesinlikle gereklidir. La budde'nin manası gereklidir. Lehu ilim tahsil eden için minen niyeti niyet olması gerekli. Niyetsiz ilim olmaz. Nerede? Fi zamani taallumul ilmi ilim öğrenme zamanında niyeti olacak. Labüdde'nin manası neydi? Gereklidir. İlim öğrenme zamanında bir niyet gerekir. Ama bu dille değil, dille söylenmesi değil. İzin niyeti, çünkü niyet, izin niyeti, çünkü niyet, hiyel aslu, asıl olan niyettir fi cemi'il ahval, bütün durumlarda. Yani yaptığımız bütün işlerde samimi bir niyet lazım. Bütün işlerde, bütün hallerde niyet. Bizzat yaptığımız işlerde, ibadetlerde ve dünya işlerinde mutlaka bir niyete ihtiyaç var. Likavlihi sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu sözünden dolayı yalnız sizin kitaplarda İzin niyetü hiyel aslu fi cemi'il ef'al demiş burada. Ama benimkinde fi cemi'il ahval demiş. Yani bütün fiillerde, bütün yapılan işlerde niyet gerekir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İnnemel e'malu bin niyyat. Ancak ameller niyetler ile geçerlidir. Bunu hadis-i şerifi biz zaten okumuştuk değil mi? Femen kânet hicratuhu وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجَرَ اِلَيْهِ Ameller niyetlere göredir. Herkes için neye niyet etmişse o geçerlidir. Ahiret için niyet edene ahiret niyeti, dünya için niyet edene dünya niyeti geçerlidir. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne olursa, Allah ve Resulü için, devlet için, din için ve İslam'ın yücelmesi için hicret ederse, onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya çıkarı için ya da evleneceği bir kadın içinse, onun hicreti de onadır. Demek ki ameller niyetlere göredir. Niyetler dünyevi de olabiliyor, uhrevi de olabiliyor. Peki, hadisün sahihun, bu sahih bir hadistir. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sahih bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerif Buhari'de geçmiş, Buhari'de. Tirmizi'de geçmiş, Müslim'de geçmiş, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de bu hadis zikredilmiş. Zaten hemen hemen bütün hadis kitaplarının
Birinci hadisi bu hadistir. Niyet hadisi. İnnemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Hadisi şerifidir. Evet. Ve an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan şöyle geçiyor. Kem min amelin. Buradaki kem, kemin anlamları var. Kemi istifamiye, soru kemi. Mesela bir kem işterayte diyelim ki soruyor bunu kaça aldın? Kem adedül tullab. Talebelerin sayısı kaç? Bu adet. Kemi adediye, istifamiye. Sayıyı soruyor. Bir de kemi haberiye var. Çokluk manasına. Bu kemi haberiyedir. Yani kem min amelin. Nice çok ameller var ki yutasavvaru efendim şekillenir bir surati ya da gözükür bir surati a'mali dünya. Dünya işleri şeklinde gözüken nice çok ameller var ki dikkat edin görünüşte yutasavvaru meçhul fiil tesavvara yetesavvaru tesavvuran meçhulü yutasavvaru tasavvur ne demek? Yani nice dünya işleri gibi gözüken, hayal edilen işler vardır ki samimi niyetle ahiret işlerine dönüşür. Örneklerini vereceğiz. Nice dünya işleri gibi gözüken, dünya işleri, işte yeme, içme, oturma, kalma, uyuma, uyanma gibi. Bunlar dünya işleri. Bunlar samimi niyetle sevaba ulaştıracak hayırlı amellere dönüşür mü, dönüşmez mi? Onu söyleyecek. Dikkat edin orada. Demek ki kem min amelin nice çok işler var ki ameller öyle ameller ki yutasavvaru gözüküyor bir surati a'mali dünya dünya amelleri suretinde. Şimdi sen bakkala gidip bir şeyler alırsan sana göre hiç sevap yok gibi geliyor değil mi? Ya da terziye gittin bir elbise diktireceksin. Çarşıya gittin bir ihtiyacını göreceksin. Eğer bu ihtiyaçları görürken niyetin bunlarla ibadet yapma niyeti olursa girişin de ibadet, dönüşün de ibadet. Attığın her adım ibadet sevabı kazandırır. Demek ki niyetlerle, halis niyetlerle adetler ibadete dönüşür. Halis niyetlerle adetler ibadetlere dönüşür. Bu çok önemli bir düstur. Bizde normalde yeme içme hiç sevabı olmayan mübahlar gözüküyor. Helal olan şeyler. Ve yasiru bu dünya işlerinden gözüken işler olur. Bi husnin niyeti güzel niyetle, samimi niyetle neden olur? Min e'malil ahireti ahiret amellerinden olur. Örnek vermiş. Yemek, içmek, uyumak. Şimdi bunlar dünya görünüşte, dünyada bunlar normal adet üzere yaşanan şeylerdir. Bunlarda sevap var mı normalde? Yok. Adam şimdi bir şey yiyor, onunla ibadet yapmak için. Bedeninin sağlığını korumak için. Bir şey içiyor meşru şeylerden, susuzluğunu gidererek Allah'a kulluk yapmak için. Uyuyor sabah namazına kalkmak için. Anladınız mı? İhtiyaçlarını görmek için çarşıya gidiyor, meşru ihtiyaçlarını onunla kulluğunu icra etmek için. O zaman bu niyetle o adetler neye dönüşüyor? İbadete dönüşüyor. Onlardan da sevap alır. Bu açıdan mesela bir aile reisinin çoluk çocuğunun nefakasını temin etmek için gayretleri eğer helaldan kazanıyorsa ve bir de çoluk çocuğunu muhafaza etmek, başkalarına el açtırmamak maksadıyla bunu yapıyorsa o da bundan ibadet sevabı kazanır. Hem çalışır ama ibadetlerini aksatmamak şartıyla. Namazlarını ihmal etmeyecek. Allah'a yapacağı ibadetleri aksatmayacak. O zaman o yapmış olduğu normal çalışmalarını da ibadete dönüştürebilir. Burada Müslüman çok karlı. Mesela şimdi sen okula gidiyorsun değil mi? Niye gidiyorsun okula? Sadece diploma almak için değil. Ben okula gideceğim, dinimi öğreneceğim ve İslam'a, insanlığa hizmet edeceğim düşüncesiyle gidersen gitmen de
ibadet sevabı kazandırıyor, dönüşüm de. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifinin müjdesine ulaşmış olursunuz. Men harace fi talebil ilm, kim ilim öğrenmek için evinden çıkarsa feve fi sebilillah, o Allah yolundadır hatta yarcağa dönünceye kadar. O yolda ölürse şehit olur. Şehitlik sadece cihat meydanında ölmekle olmaz. Allah için ilim öğrenme adına evinden çıkarsa dönünceye kadar efendim ilim yolunda çalışmış olur. Şayet ölürse o zaman ne olur? Şehit olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Şimdi bu maddeyi anladınız mı hadis-i şeriflerden? Yani nice yapılan işler var ki görünüşte dünya işleri gibi gözükür. Ama güzel niyetle onlar ahiret amellerine dönüştürülür. Ahiret amellerinden olur. Alper anladın mı? Ha. Şimdi devamı var hadis-i şerifin. Ve kem min amelin, yine nice çok işler var ki yutasavvaru bi surati amalil ahireti. Görünüşte ahiret işleri gibi gözüküyor. Yani ibadet gibi gözüküyor görünüşte. Sümme yasiru, sonra olur o işler min amali dünya, dünya işlerine dönüşür. Bi su'in niyeti, kötü niyetle. Su'in niyet, kötü niyet. Husnü niyet, güzel niyet. Su'in niyet, kötü niyet. Adam şimdi genç sabah namazına gidiyor. Sabah namazına gidiyor veya yaşlı bir insan camiye koşuyor. Veya hutta birine sadaka veriyor. Zekatını veriyor. Gösteriş için bunu yapıyorsa, beni camide görsünler niyetiyle gidiyorsa, bak görünüşte camiye gitmek ibadettir. Namaz kılmak da ibadettir. Zekat vermek de ibadettir. Sadaka vermek de ibadettir. Eğer bunu kötü niyetle yaparsa, sadece dünya çıkarları için ya da birilerinin kendisine namaz kılıyor, bak cemaatle kılıyor demesini bekleyerek giderse, o zaman ahiret işi olmaktan çıkar. Hiç sevap alamadığı gibi günah da kazanmış olur. Anladık mı? Ya çok önemli bu. Peki bu hadis-i şerif araştırılmış. Hadisi şerh eden, bu kitabı şerh eden zat diyor ki efendim ben bu hadis-i şerifi sahih kaynaklarda bulamadım diyor. Bu sonki okuduğumuz hadis-i şerifi. İnnemel amal bin niyat değil. Dipnotta diyor ki lem agif aleyhi. Bu hadise vakıf olamadım. Bunu bulamadım diyor. Ama hadis olarak zikredilmiş burada. Fakat manası doğrudur diyor. Yani anlam olarak doğru. Nice dünya işi gibi gözüken iyi niyetlerle ahiret işlerine dönüştürülür. Nice ahiret işi gibi gözüken ameller de kötü niyetle dünya işlerine dönüştürülür. Evet, bu geneldi bu niyet. İlim için niyet nasıl olacak? İlim için. İlim için. Bu ilim deyince bütün ilimler bunun içerisinde. Ve yenbagî gerekir. Ve yenbagî gerekir. En yenviyel müteallimi. Müteallim kimdi? Öğrenen, öğrenci. Öğrencinin niyet etmesi. Bi talebil ilmi, ilim öğrenme noktasında gayret eden, ilim talep eden talebe için şöyle niyet etmesi lazım. Evvela neyi kastedecek? Burayı bir daha okuyorum. Ve yenbagî gerekir. En yenviyel müteallimi. Müteallimin yani öğrencinin niyet etmesi, kalbinden geçirmesi. Bir talebil ilmi, ilim talebi sebebiyle. İlim öğrenmesi sebebiyle kalbinden niyet etmesi lazım. Neye? Bir, burada maddelemiş. Siz de oralara bir koyabilirsiniz. Rıda, rıdallahi teala. Allah-u Teala'nın rızasına niyet edecek. Niçin ilim okuyorsunuz? Diploma almak için. Yok. Allah rızası için. İlim çünkü Allah'ın sıfatıdır. Müminlerde de olması gereken bir sıfattır. İlimden maksadı ne olacakmış? Allah'ın rızası. Birinci bu. İkinci, veddâral âhirete, bir de ahiret yurdunu niyet edecek. Ahirette sermaye olması için. İlim ne için öğrenilecek? Ahirette sermaye olması için. Dâr-ı ahiret, ahiret yurdu. Dâr-ı dünya, dünya yurdu demek. Peki üç, ve izâletel cehli, tabi ahiret yurdunu niye isteyecek?
Niye ona niyet edecek? Cennete girmeye niyeti olacak. Üçüncüsü ve izaletel cehli, bilgisizliği gidermeye, an nefsihi, şahsından. Niye ilim öğreniyor? Bilgisizliği gidermek için. Bilgisizlik insan için, insana uymayan kötü bir sıfat, cehalet. Şimdi güzel bir söz var, hadis falan değil yalnız. Diyor ki, taallem ya feta, böyle güzel sözlerde yazılmış. Taallem ya feta, fe innel cehle arun. İlim öğren ey genç, ilim utan, çünkü diyor cehalet utanç vericidir. Taallem ya feta, ey genç, ilim öğren, fe innel cehle arun, bilmemek utanç vericidir. Hani derler ya Türkçe'de, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Cehalet ardır, utanç verici şeydir. Ve la yerda biha illa himar. Cehalete ancak eşek razı olur, ondan başkası razı olmaz. Eşekte de bilgiler var. Biliyor musunuz mesela deve kafilelerinin önünde öncü eşeklerdir. Eşek bir gittiği yeri daha unutmazmış hiç. O da develere rehberlik yapıyor. Bakın, mesela gece bir yerden gitmek için o yolun nere olduğunu eşekler tayin edermiş. Kafilenin önünden eşekler gidiyor. Eşek gidiyor, o koskoca kafileyi peşinden götürüyor. Eskiden o deve kervanları böyle giderlermiş. Onun da bilgisi var. Allah'ın ona verdiği fıtratta bir yaratılışta onun da hisleri var. Ama burada diyor ki ey genç ilim öğren. Çünkü diyor cehalet utanç vericidir. Buna ancak himar razı olur, başkaları razı olmaz. Evet. Devam ediyor. Ve an sairil cuhali. Bir, öğrenmekle kendisinden bilgisizliği gidermeye niyet edecek. Bir de diğer cahillerden. Diğer cahiller, diğer bilmeyenlerden cuhal. Cahilin cemisi. Hani biz ismi faili çekerken cem müzekker mükesser sıgasını hatırlayın. Cahilün, cahilani, cahilune, cuhalun, cuhelün, cehaletün. Bak cem müzekker mükesser sıgası. Ve ansaid-i cuhal ne demek? Diğer bilmeyenlerden de bilgisizliği gidermeye niyet edecek. O zaman kendisi öğrenecek, başkalarına da öğretecek. Ansa'il cuhal. Dördüncüsü niyeti ne olacak? Ve ihya ed-dini. Dini ihya etmek, dini yaşatmak. İlimden maksat ne olacakmış? Dini yaşatmak gençler. İhya ed-din. Dini yaşatmak. Ve ibqa el-islam. İslam'ı sürekli hayatta tutmak. İbqa. İbqa ne demek? Kalıcı kılmak. İslam'ı kalıcı kılmak. Çünkü İslam bizim olmazsa olmaz inancımızdır. Hayatımızın rehberidir. Hayat İslam'dır. Hayat İslam'dır. İslam'la hayat devam eder. Fe inne ibqa el İslami, çünkü İslam'ın yaşaması da bil ilmi, ilimledir. Dikkat ediyor musunuz? Fe inne ibqa el İslam, İslam'ın yaşaması neyledir? Bil ilmi, ilimledir. İslam'ın yaşaması ilimle. İlimsiz İslam olmaz. İlimsiz İslam yaşamaz. Yani nasıl arabanın motoru var, yakıtı da olacak. Yakıtı var, motoru yok. Motoru var, yakıtı yok. O zaman o demir yığınından farksız olur araba. Öyle değil mi? O zaman bir arabanın çalışabilmesi için motoru olacak, yakıtı olacak, freni olacak, gazı olacak. Bütün onun alet edevatı olacak. İslam motorunun da çalışması için ilim yakıtı olacak. İlim yakıtı. İlim olmadan motor kuru kuruya neye yarar? Bir demir yığını. O zaman İslam'ı ibka edecek şey neymiş burada gençler? İlim. Ve la yasıhku, geçerli olmaz. Ez zühdü, dünyaya meyletmemek. Ve takva, haramlardan sakınmak. Mal cehli, bilgisizlikle geçerli olmaz. Bilgisiz adam var ya, kaş yapacağım derken göz çıkarır. Kaş yapacağım derken göz çıkarır. Niye?
Bilmediği zaman bilmemesi de başka bir kabahat. Bu sefer ibadet yapıyorum derken, şimdi Şeyh Sadı Şirazi çok güzel bir nasihat babından hikaye anlatıyor. Şeyh Sadı Şirazi, Gülistan, Bostan sahibi. Kendisi aslan İranlıdır, büyük bir mütefekkirdir. Ha? Onun çok güzel böyle hikayeleri var. Farsça kitap, biz o kitabı okumuştuk. Bir yerde diyor ki, iki arkadaş, işte gençliklerinde birisi gitmiş ilim öğrenmiş, birisi gitmiş sadece bir tekkede derviş olmuş. Şimdi bilenle bilmeyen arasında dervişlikte de ilim olacak. Tasavvufta da ilim olacak. İlimde de ilim olacak. Yani ilimsiz tasavvuf da çok bid'atların, hurafelerin olmasına sebep olur. Biliyor musunuz? Şimdi gitmişler, diyelim 30 sene sonra karşılaşmışlar. Böyle anlatıyor. Demiş ya sen filan değil misin? Evet ben filanım. E sen, ben de filanım. Tanışıyorlar. 30 sene önceki arkadaşlar. Ya sen neredeydin şimdiye kadar? Ya ben gittim. O kadar efendim zaman içerisinde ilim okudum. İslam'ı öğrendim. Ayet, hadis, tefsir, fıkıh, usul, haram helalları öğrendim. Sen ne yaptın? Ben de gittim filan tekkede derviş oldum. Peki önemli hatıralarından bir şeyler anlatır mısın? Soruyor. Anlatayım diyor. Tekkede bize öğret diyor. Merhamet öğrettiler ki diyor. Şefkat, merhamet. Hani İslam'da ibadet iki kelimeyle özetleniyor. Önemli bir şey söyleyeyim size. Bunları not alın. İbadeti iki kelimeyle özetlemiş İslam alimleri. Tazimun li emrillah, şefkatun ala halkillah. Allah'ın emirlerine saygı göstermek ve mahlukata da şefkat, merhamet, yaratıklara. Yaratıklar deyince sadece insanlar değil. Bütün canlılara, hatta kainata şefkat göstermek. Demiş öyle şefkat, merhamet sahibi olduk ki bir gün gece karanlıkta giderken bilmeden bir fareye bastım. Fareye. Fare ayağımın altında öldü. Ya bu hayvana haksızlık yaptım diye merhametimden onu aldım, sarığımın şu katının arasına koydum. Sarığımın katının arasına koydum. O günden bugüne kadar hep o sarığımın katının arasında o fare ölüsü duruyor. Ya sen ne yaptın demiş ya, o fare necis, pis. Sen onu koyduğun günden bu tarafa kıldığın bütün namazları iade etmem lazım. Bütün namazları iade etmem lazım demiş. Bunu niye örnek veriyor biliyor musunuz? Şimdi sufi de olsa, derviş de olsa, efendim şeriatın zahiri de olsa Müslüman bilecek, ne yaptığını bilecek. Ne yaptığını bilmezse işte öyle farenin leşini kurutur, kor, sarının arasına bir ömür gezdirir onu ibadet diye bilmezse. Böyle bir hikaye anlatıyor. Tabi bu hikaye ama buradan şunu çıkaracağız. İslam'ı şeriat, tarikat, hakikat, tasavvuf hep birbirini tamamlayıcı şeylerdir. Öyleyse ilimsiz olmaz bunlar. İlimsiz adam kendi kendine zahidim diyor. Zahid neydi? Yukarıda geçti. Zengin de olsa dünyaya meyletmemesi. Zengin olacak ama dünyaya gönül bağıyla bağlanmayacak. Takva neydi? Bu da yukarıda geçti. Haramlardan sakınmak, emredilenleri yerine getirmek. Bu da ancak neyle oluşurmuş? İlimle oluşur. Peki. Şimdi bir şiir var burada. Ve enşede şeyhul imamul ecellü. Şeyh burada büyük bir alim. İmam, imamul ecel de yukarıda geçti. Büyük imam. El üstaz. Kendisi üstaz. Burhanüddin. Burhanüddin. Yani ismi mesela bu Hanefi fakihlerinden bu şeyin sahibi Burhanüddin. Hidayet kitabının sahibi, müellifi. Efendim Burhanüddin. Büyük imam. Şeyh. Enşedenin manası neydi? Bir şiir okudu. Şiir yazdı. Sahibül hidayeti. Bu Burhanüddin kimmiş? Hidaye kitabının sahibi. Hanefi fıkhında çok önemli bir fıkıh kitabı. Bu zat libadığın bazılar için yazdı, söyledi, şiiren bir şiir söyledi.
Şiire dikkat edin. Çok zor değil. Yalnız kelime kelime bilmediğiniz kelimeleri yazın. Fesadun kebirun alimun mütehettikün ve ekbaru minhu cahilun mütenessikün hüma fitnetun lil alemine azimetun limen bihima fi dinihi yetemesseku. Ben şimdi sizin yaşınızda olsam bu sözleri ezberlerim, biliyor musunuz? Şimdi belki manasında zorlansanız bile ileride o kadar önemli ki, çok böyle ayetlerden, hadislerden çıkarılmış sözler bunlar. Diyor ki Burhanüddin, hidayet sahibi, büyük üstaz, imam, şeyh. Şeyh deyince yani büyük imam demek, alim demek. Fesadun kebirun, büyük bir bozulmadır, fesattır. Fesat burada yani bozgunculuk, zarar, büyük bir zarar. Toplumun bozulmasına sebep olan en büyük bir fesattır. Kim? Alimün mütehettikün. Alimün, alim. Öyle alim ki mütehettikün, haram örtülerini yırtan. Mütehettik. Ve yaptığı şeylerden de utanç duymayan, kınanmaktan korkmayan. Alim ama haram, helal dinlemiyor, yapıyor her şeyi. Haram perdelerini yırtan mütehettik. Mütehettik böyle diyor. Ve ekberu minhu, ondan daha büyük bir fitne ya da fesattır. Cahilün mütenessikün. Cahil, mütenessik. Mütenessik de bilgisi yok, ibadet yapıyor. Yaptığı şeyler şeriatın hilafına. Birisi alim, ilmine uymuyor. Birisi alim değil ama o da ibadet yapıyor fakat şeriata uygun değil. Yani kuru kuruya böyle tahminlere bağlı veya işte böyle bazıları var inadına şeriata bakmadan kendine göre bir takım ibadetler uydurmuş. Diyor ki toplum için büyük bir fitne fesattır, bozgunculuktur. Kim? Alimi mütehettik. Alimi mütehettik. Neydi alimi mütehettik? Haram perdeleri yırtan ve hicap duymayan, yaptığı işlerden utanç duymayan. Ve ekberu minhu. Ekberu ismi taftil. Bakın şimdi tasarrufa dönüyoruz. Ondan daha büyük fesat nedir? Cahilün, bilgisiz olan insan. Öyle bilgisiz ki mütenessikün. Şeriata uymadan ibadet yapıyor. Haramı bilmiyor, helalı bilmiyor. Hangi şey ibadeti bozar, hangi şey ibadeti ıslah eder, bunu bilmeden kuru kuruya. Mesela bakın bunu toplumda da görürsünüz. Yine onların tabii Allah sayısını yok etmesin yine. Yani var ama fakat öğrenmemiş. Adam namaz kılıyor. Şehadet okurken ne diyor bakın? Eşvedü, eşvedü. Eşhedü yerine eşvedü diyor. Kul huvallahu ehad diye okuyacak. Kulfü diyor. Kulfü. Dikkat ediyor musunuz? Ettahiyyatü okuyacak. Ettahiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat vettaybat diyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyor. Böyle 50 senedir ibadet yapıyor, 50 senedir aynı hatayı yapıyor. Ama bu insan dünya ticaretini biliyor, alışını verişini biliyor. Herhangi bir hukuki mesele olursa avukata gidiyor, hasta olursa doktora gidiyor. Ziraatla uğraşıyorsa tarlasına gidiyor, ekiyor, biçiyor. Ama daha ibadetlerini düzeltmemiş, okumasını düzeltmemiş. Gördünüz mü? İşte buna cahil mütenessik deniyor. Cahil mütenessik. Hüma, bu ikisi. Yani bir, haram perdelerini yırtan alim ile şeriatı bilmeden yanlışlar yaparak ibadet yapan. Canım o ibadet yapmasın mı diyeceğiz? Yok. İbadetini yapacak ama öğrenecek. İlim daha yukarıda geçti. Namazını doğru kılacak kadar bilgi edinmesi farz-ı ayındı, öyle değil miydi? Namazını doğru kılacak kadar. Ticaretle uğraşıyorsa ticaretini doğru yapacak kadar ticaret meselelerini öğrenecekti. Oruç tutma yaşına gelince oruç meselelerini öğrenecekti. Zenginse, hac farz olduysa hac meselelerini öğrenecekti. Bunları öğrenecek. Canım ben böyle işte ta ebemden, dedemden böyle gördüm. Öyle diyor adam. Küçükken
babasından dedesinden ne öğrendiyse hiç düzeltmemiş. Şimdi müezzinlik yapanlara bakın. Bazen böyle adam okumadan müezzinlik yapıyor. Aynen şöyle diyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Resulullah demiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Canım niye öğrenmedin kardeşim sen? Öğreneceksin. En azından namazını doğru kılacak bilgileri elde edeceksin. Bu farz-ı ayın. Herkese, kadına erkeğe. Kadın diziler ezberliyor. Şimdi bu okumaya dili dönmeyenlerin hepsi hemen hemen de bütün dizileri ezberlemişler. Baş faktörlerini biliyorlar, aktörlerini biliyorlar. Aktörlerini de biliyorlar, faktörlerini de biliyorlar. Nerede kaldığını da biliyor. Ezberlemiş. 70 yaşında, 80 yaşında o dizileri seyrediyor. Şurada kaldı diyor, şuradan başlayacak diyor. Şunu anlattı diyor, bunu anlatacak diyor. Bak şimdi sen. E peki bunu söyleyen bir kadın veya erkek o zaman Müslüman olarak kıldığı namazı doğru kılabilecek sureleri çok değil. Sadece namaz kılacak kadar sureleri bilmesi farz değil mi? Ama biraz önce söylediğim gibi yanlış söylüyor. İşte ümmetin bozulması iki insana bağlı. Ben bunu başka bir yerde Hazreti Ali'ye nispet edildiğini gördüm. Kasama Zahri, o da öyle diyor. Kasama Zahri, Hazreti Ali belimi kırdı diyor. Omurga kemiklerimi kırdı, yok etti diyor. Raculan, iki insan, iki çeşit insan. Alimun mütehettikun ve abidun mütenessikun. Birisi haram perdelerini yırtan alim, birisi de kuru kuruya İslam'ı öğrenmeden kulluk yapan kişi. Benim belimi kırdı diyor. Bunların ikisi de toplum için bozgunculuktur ya da toplumun bozulmasına sebeptir. O kadar önemli ki bak ne diyor? Hüma, bu ikisi fitnetün, büyük bir fitne kaynağıdır. Fitne. Efendim, ama burada da söylemiş Hazreti Ali'nin sözünü. Bakın ben onu kasama zahir racülan, alimin mütehettikün ve cahilin mütenessikün. Ben bunu daha başka kitaplar okumuştum. Ha burada sizin, şurada 32 yazıyor, addib notta, orada da var. Peki, bu ikisi fitnedir, lil alemin, alemler için. Alemler dediği toplumlar için. Öyle fitne ki azimetün, büyük bir fitne. Büyük bir fitne, büyük bir kargaşadır. Limen bihima, kim için? Limen, bir kimse için büyük bir kargaşa sebebidir ki bihima o ikisine fi dinihi dininde yetemezse ki tutunuyor. Ne demek? Birisi mesela o İslam'ı yaşamayan alimi kendini örnek alıyor. Birisi de öteki İslam'ı bilmeden ibadet yapan cahil abidi örnek alıyor. Bu ikisine tutunan kimse için bu işe efendim tutunan insanlar için büyük bir kargaşa sebebidir, fitne sebebidir. Acaba anlayabildik mi? Ya peki şimdi başka bir maddeye geçiyoruz. Ve yenvi talebe niyet eder. Bir de ilmiyle. İlim öğrenmek isteyen talebe, beşincisi bu. Neye niyet eder? Eşşükra. Şükre nimet eder. Şükür, şükür. Allah'ın nimetlerine şükretmeye. Ala nimetil akli, neye şükredecek? Akıl nimetine ve sıhhatil bedeni, bir de beden sağlığı nimetine şükredecek. Öyle ya, insan neyle ilim öğrenir? Aklıyla. Aklı veren kim? Allah. Akıl bir nimet mi? Nimet. Beden sağlığı bir nimet mi? Nimet. Sağlığımız olmasa buraya gelebilir miyiz? Gelemeyiz. O zaman beşinci niyeti, yukarıda dört tane madde ben saydım. Beşincisi de bu. İlim öğrenmekle niye niyet edecek? Allah'ın kendisine lütfettiği akıl ve beden sağlığı nimetine şükredecek. Nasıl şükredecek gençler? Hep gidelim maç yapalım. Hep böyle kahvede efendim oturalım. Hep gidelim parklarda zaman geçirelim. Oh ne güzel güneş var, ne güzel yeşillik var, ne güzel denizlere bakan manzaralı yatlarımız, katlarımız var. Böyle değil. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. O zaman gençliği Allah yolunda değerlendireceğiz. Zenginliği Allah yolunda değerlendireceğiz. İlmi Allah yolunda değerlendireceğiz. Sağlığı Allah yolunda değerlendireceğiz. Gördünüz mü?
Bak, beden sağlığına ve akıl nimetine şükredecek. Akıl nimetine şükretmek, o zaman akıl nimetini veren Allah'a kulluk yapacak. Akıl nimetini veren Allah'a kulluk yapacak. Evet. Ve la yenvi bihi. Ve la yenvi, niyet etmez. Bak, dikkat edin, yukarıdakiler olması gereken niyet. Ama ve la yenvi, niyet etmez. Niyet etmesi uygun olmaz. Neyi niyet etmez? İkbalen nas. İnsanların kendisine yönelmesini. İkbalen nas. İkbal ne demek? Türkçeleşmiş. İnsanların kendine yönelmesini. Yahu bak, büyük bir alim oldu. Herkes ona geliyor. Herkes onun önünde eğiliyor. Herkes ona hürmet ediyor. Saygı gösteriyor. Ya ben de inşallah efendim bir alim olursam, herkes de, ya da bir şeyh olursam, herkes benim önüme gelir. Benim karşımda el pençe divan durur niyetinde olmayacak. Ne olacak burada, dikkat edin. Ne diyor burada? Ve la yenvi bihi, ilim talebiyle niyet etmeyecek. İkbalen nasi, insanların yönelmesini ileyhi, kendisine. Yani insanlar bana yönelsin, bana teveccüh etsinler istemeyecek. Ha, çok önemli değil mi ama? Ya ben bir şeyh olayım da herkes benim yanıma gelsin, oo, beni farklı görsün. Ya da bir hoca olayım da herkes gelsin bana bir şeyler danışsınlar, herkes benim önümde efendim ceketlerini düğmelesinler. Öyle değil. İnsanların yönelmesini istemeyecek. Vela yine niyet etmeyecek. Neye? İsticlâbe hutâmid dünya. Dünya, hutam dünya metaı, dünya eşyası demek. Dünya nimetlerini ya da dünya faydalarını elde etmek istemeyecek. Buna niyet etmeyecek. Ya ben bir ilim sahibi olursam, diploma alırsam, şu şu makamlara gelirim, kestirmeden bir öğretmen olurum. Ya da efendim bir mühendis olurum, Muhammed. Efendim ya da bir doktor olurum, ya da bir hukukçu olurum. Tamam, kestirmeden, neticede 25 yaşında bitiririm. Bir de görev aldım mı tamam. Yok. Alacak da görev. Diyor ki burada bak, vela yine niyet etmeyecek. Neye? İsticlabe hutamid dünya. Dünya menfaatlarını, hutamid dünya, dünya eşyası, dünya menfaatları demek. Onları elde etmeye niyet etmeyecek. Ama ilim öğrenirseniz dünya sizin peşinizden koşar. Siz ilim öğrenmezseniz siz dünyanın peşinden koşarsınız, ulaşamazsınız da. İlim öğrenirseniz dünya sizin peşinizden koşar. İlmi de yaşarsanız, ama ilim öğrenmezseniz siz dünyanın peşinden koşarsınız. Bazen de yorulursunuz, düşer kalırsınız. Ya çok önemli. Evet. İmam Gazali diyor ki ben ilme önce dünyalık için çalıştım. İlim beni ahirete çevirdi diyor. Ben önce dünya elde etmek için diyor çalıştım. Ama ilim beni diyor ahirete yöneltti diyor. Ahirete yönelecek, dünya zaten hayli hayli gelir ona. Dünya hayli hayli gelir ona. Peki daha neye niyet etmeyecek ilimle? Velel keramete, değerli olma niyeti. İnde sultani, devlet başkanının yanında. Ve gayrihi, başkalarının yanında. Keramet ne demek? Yani devlet başkanının yanında, valinin yanında, hakimin yanında, savcının yanında, memleketin idarecilerinin yanında değer kazanma, onlara yakın olma niyetini taşımayacak. Yani ben bunları elde edersem beni devlet ricalı yanlarına alır, işte bana taltif ederler diye bunu düşünmeyecek. Anladınız mı? Böyle bir düşüncesi olmayacak. Evet. Şimdi bu konuda da yine bir ne yapılmış? Tespit var. Ve kâle Muhammed İbni Dübnül Hasen'i rahmetullahi aleyhima. Muhammed İbni Hasen, bu İmam-ı Azam'ın talebelerinden, Eşşeybani diye meşhur. Yani İmam-ı Azam'ın talebelerinden İmam Muhammed. Bu o işte. İmam Muhammed buyurdu. Rahmetullahi aleyhima. Hem kendine hem babasının üzerine olsun Allah'ın rahmeti. Ne diyor bakın? Levkânen nâsü, insanlar olsalar, küllühüm, hepsi, abidi. Dikkat edin gençler. Abid. Neyin çoğulu biliyor musunuz? Abdin çoğulu. Abd köle demek. Abid köleler demek. Bütün insanlar benim kölelerim olsa. Eskiden köleler vardı. Şimdi yine var da şimdi modern köleler var. He?
Eskiden köleler vardı. Gayrimüslimlerden elde edilen esirler Müslümanların kölesi oluyordu. Şimdi Müslümanlar gayrimüslimlerin kölesi oldu. Dikkat edin şimdi. Diyor ki levkânen nâsü, insanlar olsa, lev orada şart edatı gençler. Şayet insanlar olsa, küllühüm hepsi, küllühüm de onun tekidi. Abidi, benim kölelerim. Le'a'taktühüm, ben onları azat ederdim. Ve teberra'tü, elimi çekerdim an velâihim, onların velisi olmaktan. Velâ. Şimdi bu sizin bilmediğiniz bir konu. Şimdi fıkıhlarda bir velâ-i itak var. Velâ-i itak. Ne demek? Bu hiç duymadığınız, bilmediğiniz, hocalarınız belki yeri gelince anlatırlar size. Velâ-i itak şu demek gençler. Eskiden kölelik var ya, kölesiyle efendisi sözleşiyor. Efendisi diyor ki, ben seni azat ettim. Yani hürriyete kavuşturdum. Kölesi de ona diyor ki, sen beni diyor azat ettiğin için, ben ölürsem benim varisim yok. Benim malım sana kalsın. Böyle bir sözleşme var. Buna velâ-i itak deniyor. Yani köle hürriyete kavuşturuluyor. Kölenin hiçbir varis olmadığı için köle öldüğü zaman onun malına kim varis olacak? Önceki efendisi. Dedim ya, bu fıkıhlarda, İslam hukukunda var. Siz bunu duymadığınızda bilmiyorsunuz da. Ama en azından böyle anlayın yani. İmam Muhammed ne diyor? Bütün insanlar benim kölelerim olsa onların hepsini azat ederim ve onlardan veli olma, onlara velayı itak dediğim, veli olmadan da teberratü, beri olurum, elimi çekerim. Peki vedalik, bu da niye? Peki niye dünyadan, efendim, bütün menfaatlardan elini çekiyor? Diyor ki لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ لَذَّةَ الْعِلْمِ, çünkü ilmin lezzetini hisseden, مَنْ وَجَدَ, bulan, لَذَّةَ الْعِلْمِ, ilmin tadını bulan, وَلَعَمَلَ بِهِ, ilimle amel tadını alan, قَلَّمَا, bazen قَلَّمَا az zamanlar demek. قَلَّمَا az zaman, bu bir ifade. قَلَّمَا bazen yergabı rağbet eder fîmâ inden nâs, insanların elindeki olan mala, mülke, makama rağbet edebilir. Yani az zamanlar. Şimdi Kasas suresinde bir kıssa anlatılıyor. Kasas, tabi hafız olmadığınız için, hafız yok değil mi burada? Bir hafızımız vardı, bu yetti herhalde. Evet. Şimdi Karun'dan bahsediliyor Kur'an'da, Karun'dan. İnne Karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Hemen kısaca söyleyeyim. Karun, Musa Aleyhisselam'ın yakınlarından birisiydi. Cenab-ı Hak ona öyle zenginlik verdi ki ve âteynâhu minel künûzi mâ inne mefâtihahu letenû'u bil usbeti ulil kuvve. Biz ona diyor, hazinelerinin anahtarlarını kalabalık bir cemaatin taşımasından aciz olduğu hazineler verdik. Anahtarlarını kalabalık bir cemaatin taşımaktan aciz olduğu hazineler verdik diyor. Hazineleri taşımaktan değil, anahtarlarını. Anahtarlarını kalabalık bir cemaatin taşıması. Belki bugün dünyanın en büyük lord zengini. Bugün dünyada olsa belki dünyanın birinci sırada zengini olur. Anahtarları, hazinelerin anahtarlarını kalabalık bir cemaat taşımaktan aciz. Bu öylesine şımardı ki, fakirin fukaranın hakkını vermedi, yeryüzünde fitne fesat çıkardı, terör estirdi, şımardı, gururlandı, böbürlendi, bu mal, bu servet bana aklımdan dolayı verildi dedi. Sonunda onu gören böyle şaşalı, hele bir ortaya, meydana çıktığı zaman atlar üzerinde, onun etrafında yaltakçıları var, şakşakçıları var. Etrafında bir sürü böylelerin şakşakçıları çok olur. Ondan sonra etraftan böyle gördükleri zaman eyvah, buna ne güzel mal verilmiş, servet verilmiş diyenler var. Cenab-ı Hak bu olayı şöyle ifade ediyor. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا, dünyayı isteyenler,
Şöyle diyorlardı Hüseyin. Ya leyte lena mitle ma utiye Karun. Keşke Karun'a verilen bu mal, bu servet bize de verilseydi. Bize de verilseydi. Ama ilim penceresinden bakanlar, ilim erbabı, marifet erbabı onlar da şöyle diyor. Veylekum, yazıklar olsun size. Sevabullahi hayrul limen amene ve amile saliha. Allah'ın size vereceği ödül, sevap, evet, iman edip İslam'ı yaşayanlar için daha hayırlıdır. Neye bunun malına mülküne aldanıp da buna ah vah tuh, bunun malı bize de verilse diyorsunuz. Bu mal servet Allah yolunda değerlendirilmezse azap vesilesidir. Ne kadar çok olursa olsun. Ondan sonra bir yere geldi. Cenab-ı Hak Karun'u malı ile, mülkü ile, tahtı ile, tacı ile fekasefna bihi ve bidarihil ard. Onu da, onun yurdunu, yuvasını da yerin dibine geçirdik diyor. Hatta böyle canlı canlı, canlı böyle yerin kademe kademe, kademe kademe yerin dibine geçirdi. Ne dünkü şahşahçılar ona yardım edebildi, ne de o kurtulabildi. Gördünüz mü? İlim noktasından bakıldığı zaman ilmin karşısında dünyanın hepsi bir zerre demek. Geçen bir hadis-i şerif okuduk sohbetimiz biterken. Mesela orada ne diyordu hadis-i şerifte? Orada diyordu ki efendim ve innema varratul ilm, peygamberler ilmi miras bıraktılar. Femen ahazehu ahaze bi hazzin vafir. İlim alan büyük bir pay almıştır. İlim almışsa büyük pay almış. Dünyaya aldanmayın. Evet, Müslüman dünyada zengin olacak, servet sahibi olacak, makam sahibi olacak, mevki sahibi olacak ama dünyaya aldanmayacak. İlim sıfatı, ilim mertebesi dünyalardan çok değerli. Bir kimseye verilen ilim dünyanın tamamından değerli, anladınız mı? Ama yaşadığı ilim, yaşayacağı ilim, sadece kuru ilim değil. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Evet, Enşedena yine bir şiir icat etti. Okudu, yazdı. Eşşeyhul İmamul Ecellü El Üstaz. Yine büyük imam, üstaz, Kavamüddin. Din kendisiyle ayakta duran kimse demek. Kavamüddin. Onun tabi ünvanı Hammad İbni İbrahim. Esas uzat Hammad'mış. Hammad İbni İbrahim. İbrahim İbni İsmail Es-Saffaru El-Ensariyyü Rahmetullahi Aleyh. Dikkat edin. Kendisi Ensari. Ensari ne demekti? Ensardan. Medineli Müslümanlardan. Yani soyu Medineli Müslümanlara dayanıyor. Ensara. Efendim Saffar. İsmail oğlu, İbrahim oğlu Hammad. Esas Kavamüddin buymuş. Esas kimmiş? Hammad bin İbrahim. Ama soyu kime dayanıyor? Ensara dayanıyor. Ensari diyor. Medine'de bu zat efendim yazdı İmlaen. İmlaen. Bir kitap yazdı. İmlaen ne demekmiş? Bir şiir yazdı. İmlaen. Li Ebi Hanifete Rahmetullahi Aleyh İmam-ı Azam için. İmam-ı Azam için efendim ne yazmış? Bir şiir yazmış. Bir efendim şiir kaleme almış. O da neymiş bakın. Men talebel ilme lil maadi. Önce bir şiir okuyalım. Faze bi fadlin miner reşadi. Feya sizinkinde li husrana yazmış. Feya li husrana talibi talibihi li neyli fadlin miner ibadi. Lehusran daha güzel. Feya lehusrane talibihi. Evet. Şimdi bu şiiri inşallah açıklamaya çalışalım. Men talebel ilme. Şiir bu. Kim ilim öğrenirse lil maadi ahiret için. Sevap elde etmek için. Lil maad. Şimdi mebde maad. Mebde insanın yaratılışı. Maad ahiret. Dönüş yeri, dönüş. Dönüş. Kim ahiret için, ahiret sevabı için ilim peşinde koşarsa faze elde eder bir fadlın büyük bir ikramı miner reşat. Doğru yolu bulmuş olur. Öyle diyelim biz Türkçesi.
doğru yolu, asıl değeri, şerefi kazanmış olur. Anladınız mı acaba? Men talebel ilme lil maadi faze bi fadli miner reşat. Reşat doğru yol. Değeri, şerefi, izzeti kazanmış olur. Kim? Ahiret için elim öğrenirse. Feya lel husran. Le husrane yazın. Düzeltin orayı. Le husrane talibihi. İlmi öğrenmek isteyenlerin vay haline. Niçin? Lineyli fadlın ihsana ulaşmak için. Minel ibadi kullardan. Yani kulların kendilerine ikramına ulaşmak için, kullardan bir şey elde etmeye yönelik ilim tahsil ederlerse, böyle ilim talep edenlerin vay zararlarına, ey zarar, yani bunlara gel demektir. Husran, zarar, ziyan neymiş? Dünya için, dünya insanlarından menfaat elde etmek için efendim ilim talep edenlerin zararlarına bakın, onların elleri boşa çıkar. Çünkü insanlar sana bir şey veremez. Asıl hakikatte veren Allah'tır. Feya le husrane talibihi, ey ilim talep edenlerin uğrayacakları zarar ya da zararlarına bakın. Ne için? Lineyli fatlın, efendim bir iyiliğe ulaşmak için. Minel ibad, kullardan. Kulların kendilerine bir şey vermeleri için, dünya çıkarları temin etmeleri için, daha doğrusu dünya için, kullara yönelik, kullardan bir şey elde etmek için, ona ulaşmak için ilim talep edenlerin zararlarını düşünün, bakın demektir. Allahümme illa izâ talebel câhe. Yukarıda dedi ki, ilim talebiyle ne istemeyecek? Sultana, devlet idarecilerine yakınlığı istemeyecek. Öyle demişti. Ancak burada istisnası var. Ancak diyor, izâ talebel câhe, cah makam demek gençler. Cah makam, mansıp, yani bir göreve gelme. Bunu istediği zaman, yani devlet ricalından, işte devlet işlerini derukt eden insanlardan menfaat görmek için değil de, ancak bir makama gelmeyi şunun için isterse helal olur demektir. Ne için? Lil emri bil marufi, oraya gelirsem iyiliği emretmek. Ve nehy anil münkeri, kötülüklerden vazgeçirmek için bir makam isterse, o zaman isteyecek. Mesela kadı oldu, eskiden kadılar toplumda herhangi bir kötülük gördüğü zaman ona müdahale ediyor. Müftüler yine öyle. Bir de emri bil maruf, nehy anil münker komitesi var. Bunlara ehli hisbe deniyor. Bunlar çarşıda, pazarda dolaşıyorlar. Bir kötülük gördükleri zaman onları engelleme haklarına sahipler. Makamı, mevkii nasıl isteyebilirmiş gençler? Eğer oraya geldiğinde iyiliği emretmek, kötülüklerden vazgeçirmek için bir makama gelmeyi istiyorsa, o zaman olabilir. Ve tenfizil hakkı, tenfizil hak ne demek? Hakkı geçerli kılmak, uygulamak için, adaleti uygulamak için. Tenfizil hakkı, neffeze yüneffizü tenfiz, gençler. Tef'il babından efendim mastar. Adaleti uygulamak için, hakkı sahibine vermek için. Daha ve i'zazed din, dini aziz kılmak için, dini yüceltmek için makam isterse, o zaman caiz. Ben şu makama gelirsem dini değerleri yüceltirim diye isterse o zaman caiz. Bakın ya, ne kadar önemli. Peki daha, la li nefsihi ve hevahu, yoksa kendi şahsı için, kendi arzuları için istemeyecek oraya gelmeyi. La li nefsihi, kendi nefsi için, şahsı için, ve hevahu. Heva ne demek? Kendi şahsi istekleri için oraya gelmeyi istemeyecek. Ne için isteyecek maksadı? Ben bu makama gelirsem, böyle bir görev bana verilirse, iyiliği yayacağım, kötülükleri engelleyeceğim, hakkı adaleti uygulayacağım, dini de aziz kılacağım niyetiyle bunu yaparsa gençler, o zaman bu caiz. Evet. Peki devam ediyoruz. Feyecuzu zalik, o zaman bu caiz olur. Bi kadri ma yuqimu bihil emre bil marufi, hangi ölçüde? Bi kadri ma, bir ölçüde ki
yuqimu bihi, onunla yerine getiriyor. El emre bil marufi, iyilikleri emretmeyi ve nehy anil münker, kötülüklerden vazgeçirmeyi. Daha önceden söyledim mi bilmiyorum size. Bu maruf münker Kur'ani bir ifade. Nebevi bir ifade. Maruf münker. Neydi bu? Maruf, şeriatın ve aklın güzel gördüğü şey maruftur. Güzeldir. Şeriatın ve aklın güzel gördüğü. Şeriatın ve aklın güzel görmediği şeyler de münkerdir, çirkindir. Yoksa çirkinlik, güzellik herkese göre değişir. Adam Bulgaristan'a gidip özel hırsızlık eğitimi alıyormuş. Bulgaristan'da hırsızlık eğitimi. Bunu ben yani okudum yani. Şimdi 15 saniyede hangi araba olursa olsun açıyor, arabayı çalıştırıyor. O şimdi diyor ki ben dünyanın en profesyonel hırsızıyım diyor. Benim yaptığım iş en güzel iş diyor. Ona göre bu güzel. Tefeci de diyor ki ben bu paradan para kazanmam, dünyanın en güzel işi, ben burada en becerikli insanım diyor. Kumar oynayan da diyor ki benim kumarla bir insanı mağlup etmem benim için bir kazanç yoludur, en güzel iştir. Öbür taraftan da başkaları haramları zaten insanlar güzel görmesi yapmazlar. O zaman ne oldu? Efendim gerçekten iyilik kötülük ölçüsü neye göreymiş? Hüseyin, iyilik neye deniyormuş? Canlı. Güzel gördüğü şey, şeriatın kaynakları kitap ve sünnet. Şeriatın ve aklın çirkin gördüğü şey münkerdir. Bunu iyi muhafaza edin. Evet. Peki. Ve yenbagî, gerekir li talibil ilmi, ilim öğrenmek isteyen için. Talibi ilim, ilim peşinde koşan insan. En yetefekkere, düşünmesi, fî zâlik, bunları. Yani niçin ilim talep ediyor, niçin bu sıkıntılara katlanıyor? Bunları düşünecek. Fe innehu, o kişi yeteallemi, öğreniyor. El ilme, ilmi bi cehdin. Cehd, meşakkatle. Meşakkatle, zorluklarla. Hele şimdi kolay gençler. Şimdi kolay, eski alimlerin ilim tahsil ettiği mekanlara bakın, imkansızlıklara bakın, akıl almaz. Öyle gittikleri yer, uzak mekanlar, uzak mesafeli yerler. Ondan sonra imkanlar çok kısıtlı. Bak şimdi bizim şu yer, okuduğumuz yere bakın. Cennetten bir numune gibi. O kadar imkansızlıklar var ki eskiden. Adam belki günde 30 kilometre gidiyor, oradan bir ilim alıyor, geliyor. Her gün gidip geliyor, 30 kilometreye. Böyle gidenler var. Yahut ülkelere gidiyor. Şehir dışı gidiyor. Yemesi doğru dürüst yok. Giymesi yok. İmkanları yok. Işığı yok. Isıtması yok. Hiçbir şey yok. Böyle imkansızlıklar içerisinde okuyor. O zaman bugün ilim okunmak da kolaylaştı. İmkanlar çoğaldı. Bugün hiç kimse kümbette oturan buraya yaya gelmiyor. Fatih Mahallesi'nde oturan, kılavuzda oturan buraya yaya gelmiyor. Arabayla geliyor. İmkanlar çoğaldı. Sen buradan üniversiteye giderken yaya gitmiyorsun. Ama önceden olsaydı yaya gidecektin. 8 kilometreyi buradan yaya gidip geleceksin. Ha, buradan oraya kadar 8 kilometre. Gideceksin. Ama şimdi araba. Araba önüne duruyor, biniyorsun. Önüne duruyor, iniyorsun. Ne güzel. O da haftanın her günü de ilim yoktur. 5 gününde efendim okula gideceksin, 2 gün yat yanın üzerine. Öyle değil. İlimde devamlılık olacak. İlimde devamlılık olacak. Gelecek bunlar zaten. Fe innehu, o ilim talebesi, yeteallemül ilme, ilmi öğreniyor bi cehdin kefirin. Büyük bir meşakkatle. Neymiş burada? Büyük bir meşakkat. Cehd. Fela yasrifuhu, o zaman bu ilmi, bu niyetini, tefekkürünü yönetmeyecek. Fela yasrifuhu, bu ilmi döndürmeyecek ile dünyaya. Yani niçin öğreniyor? Dünya için öğrenmeyecek. Öyle dünya ki el hakirati, hakir, önemsiz, hakir. El galiletil faniyeti, az, el faniyeti, geçici,
Hem de bakın şimdi Kur'an'da çok geçiyor. Kul meta'ud dünya kalil. Dünyanın bütün eşyası çok azdır. Dünyanın eşyası eşyası. Cennetteki nimetlere göre gençler, bütün dünya bir adamın olsa cennette, cennetteki ödüllere göre azıcık bir şey. Bütün dünya ha. Böyle bugünkü taksim edilen dünya değil. Zaten bugün dünya haksız taksim edilmiş. Herkesin böyle zulüm sistemiyle dünyayı bugün kim idare ediyor? İşte görüyorsunuz. Ondan sonra ama ilmi diyor değersiz olan, geçici olan, kıymetsiz olan dünyaya yöneltme. Allah için ilim öğren. Bunu düşün. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İttabu dünya, dünyadan sakının. Ne demek burada biliyor musunuz? Dünyaya aldanmaktan sakının. İttabu dünya demek bu. Yoksa dünyadan elinizi çekin değil. Çalışmayın, gayret etmeyin değil. Gençler bunu yanlış anlamayın. O zaman biz dünyadan elimizi çekelim, dünya Müslüman olmayanların olsun. Öyle değil. Dünyadan sakının derken dünyanın tuzaklarından sakının. فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Cenab-ı Hak öyle diyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Yoksa dünyada Müslüman bütün meslek dallarına sahip olacak. Bütün imkanlara sahip olacak. Bütün imkanları da İslam'ın lehine kullanacak. Yoksa o zaman birisi gelir der ki o zaman biz dünyadan elimizi çekeceksek başkaları kazansın biz yiyelim. Bugünkü olduğu gibi. Mesela bugün Müslümanların dünyada icatları çok az. Teknolojide Müslümanların icatları bugün yok denecek kadar az. Hep başkalarının icatlarını kullanıyoruz. He? Halbuki Müslümanların olması lazım bu icatların. Müslümanların olması lazım. Öyleyse diyor ki burada, dünyaya aldanmaktan sakının. Nefsü Muhammed'in, orayı nefsü yazın. Fevellezî nefsü Muhammed'in. Muhammed'in canı biyedihi elinde olan Allah'a yemin olsun ki inneha o dünya le esharu daha sihirlidir min Harut ve Marut. Harut ve Marut'tan. Şimdi Kur'an'da size yerini söyleyeyim siz çalışın. Harut Marut'la ilgili. Burada da uydurma kıssalar var. O kıssaları da anlayın. Doğru kıssa neymiş? Doğrusu neymiş? Harut'la Marut aslında iki melek. Sihri öğretmişler insanlara. Sihirden Süleyman Aleyhisselam zamanında sihirden insanların korunması için. Ama o iki melek Harut Marut. Orada yanlış Bakara suresi ayet numarasını şu anda efendim hemen söyleyeyim size. Orayı size ödev veriyorum. Tefsirlere bakın. Harut Marut kıssası. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَاتَّبَعُوا Evet. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ Hemen ayet numarasını size söylüyorum. Bakara suresi. Orayı size ödev veriyorum. Bakın. Bakacaksınız ve bunu inşallah burada anlatacaksınız. Bakara suresinin birinci cüz ayet numarası da efendim 102. Anladınız mı? Sayfa başı. Sayfa başı 102. Bu Harut Marut kıssasını yalnız orada böyle çok uçuk kaçık kıssalar anlatılıyor. Hem de onu öğrenmiş olursunuz. Bunları efendim kabul etmeyeceksiniz. Esas İslam alimleri bunları incelemişler. Bu kıssaların Yahudilerden geçtiğini söyleyenler var. Şimdi ben anlatmayacağım kıssaları. Siz orayı okuyacaksınız ama mahalde bunu bulamazsınız. Tefsire bakacaksınız. Harut Marut kıssasını okuyup bir başka dersimizde kısaca kim ne anladı onu inşallah bir gözden geçirelim. Evet. Diyor ki dünya Harut ve Marut'un sihrinden daha çok büyüleyicidir. Onun için dünyaya aldanmayın. Hazreti Ali diyor ki dünya diyor ahlakı bozuk bir kadına benzer. Hazreti Ali'nin sözü. Hiçbirine gönül vermez insanlardan ama hepsini aldatır. Hepsine şirin gözükür ama hiçbirisine karşı vefası sadakati olmaz.
He? Anladınız mı? Herkese yüzünü güldürür ama hiç kimseye dost olmaz, hiç kimseye de vefakar olmaz. Dünya böyle bir dünya. Ama öyle bir dünya ki dünyada ebedi saadeti burada kazanacağız. Ebedi saadet burada kazanılacak. Onun için bu manada da çok önemli. Dünyası ahiret olmaz. Evet, şiir yazılmış. Çok da anlamlı bir şiir. Hiye dünya. İşte o dünya ekallü daha azdır. Minel kalil azdan azdır. Azın azı. Dünyanın tamamı verilse azın azı. Görüyor musunuz? Neye göre azın azı gençler? Ahiretteki sevaba göre azın azı. İfadeyi görüyor musunuz? Hiye dünya ekallü minel kalili. O dünya azın azıdır. Ve aşıkuha, dünyaya aşık olan, dünyayı kendisine gaye edinen, bu ha zamiri dünyaya raci, ezellü münezzeliyin, alçağın alçağıdır. Alçakların en alçağıdır. Dünyaya aşık olanlar, efendim, alçakların en alçağıdır. Onun için Peygamberimiz diyor ki, İ'mel li dünyake bi kadri makamike fiha. Evet, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış, وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ مَقَامِ بَقَائِكَ ف۪يهَا Ahiretin içinde orada kalacağın kadar. Ahiret ebedi, dünya geçici. Dünya geçici. Dünya için çalışacaksın ama ahireti unutmayacaksın. Burada ne dedi bakın? Dünya var ya, azın en azıdır. Dünyaya aşık olup gönül veren de alçakların en alçağıdır. اَذَلُّ مِنَ الذَّل۪يلِ Zelil, Türkçeleşmiş. Anladınız mı acaba? Ezellü ney burada? İsmi taftil. Ekallü ney orada? İsmi taftil. Tusim mü sağır eder bisihriha büyüsüyle. Kimi sağır eder? Kavmen bir topluluğu. Dünyanın sihri var. Büyüleyici yönleri var. Büyüleriyle, sihriyle bir toplumu sağır eder. Ve tu'mi kör eder. Esamme yusim mü gençler? Tusim mü sağır eder. Tu'mi kör eder. E'ma yu'mi. Fehum onlar, o dünyanın kendilerini sağır ettiği, kör ettiği insanlar mütehayyirune, şaşkınlık içerisindedirler. Mütehayyir, ismi fail. Tehayyara, yetehayyaru, tehayyuran, mütehayyirun, mütehayyerun, mütehayyirun, hayret içerisindedirler. Bila delilin, kılavuzsuz. Delil. Şimdi sen çöle düş, çöl çöl. Sahra, elinde pusulan yoksa, önünde de bir rehberin yoksa, dolaşır durursun. Sağa gidersin, bulamazsın yolunu, sola gidersin, bulamazsın. Aynı bu kış aylarında bazı böyle tipiye tutulan insanlar var. Şu havalarının olduğu yere biz merakum diyoruz. Sivas'ın merakumu. Esas mer'akum, orası otlak yeri olduğu için mer'a, Arapça bir kelime. Eskiden bizim çocukluğumuzda, şimdiki gibi vasıtalar yok ya, çok insan kış aylarında oraya girdi mi bir defa daha çıkamaz. Deniz gibidir orası. Çok insanlar donmuş ölmüştür o yolda. Hatta bazılarının yaza kadar yani cenazesine ulaşılamayan insanlar var. Bir defa oraya girdi mi ucu bucağı gözükmüyor oraya göre. O tipiden sağa gidiyor, sola gidiyor, tekrar aynı bulunduğu yere geliyor. Sonunda da yol bulamayınca adam donuyor, ölüyor. Çok bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda duyuyorduk. Filan merakümde ölmüş, filan merakümde ölmüş. Görüyor musunuz? Şimdi vasıtalar çoğaldı. Adam sabah geliyor, akşam gidiyor. İşte bu dünya da hakikaten dünyaya aldananlar, dünya nice toplumların, kavim orada toplum demek. Kulağını sağır eder, hakkı anlayacak kulağını, dinleyecek kulağını, hakkı görecek gözünde kör eder. Sonra ne olur? Sonra o insanlar rehbersiz, kılavuzsuz, çölde hayret içerisinde dolaşanlar gibidirler. Evet, burada kalacağız. Aslında az bir şey kaldı ama onu da inşallah gelecek dersimizde. Gelecek dersimiz var yine inşallah. Yani bundan sonra her cuma artık tekrar tekrar şeye gerek yoktur gençler. Her cuma var inşallah. He? O şiirin şeyi yok burada, bir bakayım. Yok.
Vardır da burada yazmamış. Burada yazmamış. Ama anlamlı bir şiir. Çok anlamlı bir şiir. Evet. Cenab-ı Hak öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Ve bütün gençler için çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve öğrendiklerimizi hayatımıza uygulamamız gerekiyor. İnşallah zaten bu edep kitabını da onun için okuyoruz. Bugünkü dersimizde de gerçekten ilim talibinde bulunması gereken özellikle niyet konusunda neler var bunları görmüş olduk. İlim erbabının, ilme çalışanın bu özellikleri taşıması lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.